Ay. Erasmus valiz toplama gün 2. Arkadaşlar. Korkunç durumdayım. Korkunç durumdayım. Yani ne yapacağımı bilmiyorum. Şimdi şöyle yapmaya karar verdim. Daha doğrusu. Her kıyafeti kategorisine göre koyacağım. Ona göre karar vereceğim. Selam arkadaşlar. Dağınıklığımın kusuruna bakmayın. Bu sıralar hayatım çok kaotik gidiyor. Başka bir ülkeye taşınıyorum. En azından 6 aylığında. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben şimdi bu süreçten birazcık bahsetmek istiyorum. Çünkü kaotik bir süreç. Öncelikle ben kendimden bahsedeyim azıcık. Ben Zeynep. Bilkent Üniversitesi'nde okuyorum. İletişim ve tasarım okuyorum ve 3. sınıfın 2. dönemini okuyacağım. Bir hafta kadar sonra. Hollanda'da okumaya karar verdim. Erasmus'u başvurdum ve Hollanda'ya kabul aldım. Hollanda'ya kabul aldım. Hollanda'ya gideceğim ama bu süreç benim için çok 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 yorucuydu. Ben yapabildiğime inanamıyorum hala ve hala da gerçek gibi gelmiyor. Bugün artık son almam gereken belgeyi aldım ve hani gitmeye hazırım. Sadece valizim işte bu kaotiklikte şu an. İletişim tasarım bölümümüzden çok fazla Erasmus anlaşması yok. Hollanda'da iki tane anlaşması var. Ben Breda diye küçük bir köye gideceğim. Ve orada da bir işletme öğrencisi olacağım. Creative Business diye bir bölüme gidiyorum. Şimdi ben bir sene önce bu zamanlar Erasmus programı için okula başvurdum. Bilkent'e başvurdum direkt. Okula başvurdum Aralık'ta. Ocak'ta okul tarafından gidebileceğim onaylandı. Yani ilk başta kendi okulunuz diyor ki tamam evet sen gidebilirsin. Karşı okula başvuruyorsunuz. Karşı okul anlaşması var evet ama direkt kabul etme gibi bir durumu olmayabiliyor. Karşı okula başvuruyorsunuz. Karşı okulun istedikleri var işte mesela bazı okullar İngilizce sınavı istiyor, bazıları başka bir dilde okuyacaksınız, başka bir sınavlar istiyorlar. Her neyse o okula başvuruyorsun. Ben oradan da kabul aldım. Bu Ekim gibi falan oldu yanlış hatırlamıyorsam. Ekim gibi ben karşı okuldan da kabulümü alınca vize için olan başvuru sürecim başladı. Gerçekten çok stresli bir olay. Vize gelmeyecek falan filan şey korkusu. Bir de konsolosluğa böyle, elçiliğe böyle tek başına gidiyorsun. Elçilikten böyle mail gelmiyor. En kötüsü neydi biliyor musunuz? Gerçekten şey. Noel tatillerinin bitmesini beklemek çok stres etti. O beni çünkü. Hiçbir şeyden yanıt alamıyordum falan filan. Ama adamlar da tatilde yani ne diye yanıt versinler. Her neysedir. Öyledir böyledir. Ben gidiyorum arkadaşlar. Umarım. Bu süreçte bu arada bu gitmeden önce yaşadığım şeyler sürecinde en büyük sıkıntılarımdan biri de ev bulmaktı. Bunu eğer Hollanda'ya gidiyorsanız emin olun Hollanda'ya daha öncesinde gitmiş olan herkes söylüyor. Ev bulmak imkansız. Çok çok üzücü bir şekilde çok kötü şeyler yaşadım yani gitmeden daha. Şöyle bir sistemleri vardı. Bu genel öğrencilerin kullandığı sistemlerden biriymiş ama okulun kendi sistemi değilmiş. O yüzden okulu çok şey yapmıyorum. Genel Hollanda'daki durumlardan biri bu yani. Kura sistemiyle yurtlar belli oluyor. Ve güzel yurtlar yani. Gerçekten hoş yurtlar. Ve bazıları da hani uygun fiyatlı. Hani hepsi değil ama çoğu uygun fiyatlıydı. İşte 300 euroya aylık falan filan. 300 birim güzel bir şey yani. O da oluyor koskocaman. Her neyse. Ben bir tanesinde kuraya, ben hepsinde kuraya katılıyorum. Hani yan şehirdekilere bile katılıyorum kuralara. Bir tanesinde çok şans eseri bir şekilde birinci sırada çıktım yani. Kurada ilk çıkan kişi benmişim. Dedim oha ne kadar güzel hemen halloldu bu çok süper falan filan. Bir hafta kadar geçti benim kira sözleşmem yok hala. Bana mail olarak yollanmadı. Ben dedim Allah Allah ne oluyor belki bir şey mi yanlış mı yaptım falan filan diye şey yaptım mail attım. Bir gün sonra bana şey diye döndüler. Biz bu yurda yabancı öğrenci kabul etmiyoruz. Dankeschön.
Daha gitmeden ırkçılığa uğradım arkadaşlar. İşte görüyorsunuz. Küçülmek istediğim o kadar çok şey var ki ve odam aslında 9 metrekare falan, yani hiçbir şey de sığmayacak. Ama küçülmek istediğim çok şey var, bilmiyorum. Moda ikonu olmayı ben seçmedim maalesef arkadaşlar, o yüzden. I don't know how anyone could wait. The weekend's up here trying to relate. Pointless conversations, people we don't know. If you agree, then I think it's time to go. Freaking out as people start to stare. Can't get away from this song anywhere. Can you hear me? Don't pick up your phone. Is there a world where we can be alone? Ay şimdi... şimdi şeyden geçtim. Valiz kontrolünden. Şeyi arıyorum. Yemek yiyecek bir yer arıyorum. Hah, tamam, ileride. Hava çok kötü şu an. O yüzden kalkamaz falan filan diye düşünüyorduk. Bir de ayrıca Türk Hava Yolları işte uçakları falan iptal etmiş. Evet, görüşürüz. Şu an çok kötü bir açı. Çok özür dilerim ama manyak gibi şey taşıyorum o yüzden. Ay. Burnumdaki sümükleri görüyor musunuz arkadaşlar? Neyse. Kapatıyorum, haydi. Bye. Kapatmışım, fuck, bye. Evet, şimdi iyice bir açıklayayım. Bir, İstanbul Havalimanı manyak büyükmüş. Gerçekten hani insanlar diyordu işte böyle büyük de şöyle büyük. Ne, havalimanı ne kadar büyük olabilir diyordum. Çok büyük. Ve beni de F kapılarına verdikleri için şimdi bir yarım saat yürüyecekmişim. Annem arıyor bir saniye. Daha önce söyledim mi bilmiyorum. Ama ben bir arkadaşımla Hollanda'ya gidiyorum. Yani değişime de beraber gidiyoruz. Yani o da Erasmus'a gidiyor. Yiğit. Onu şimdi benim bulmam lazım. Çünkü aynı uçaktayız. O da Ankara'dan geldi bu sabah. Yani bilmiyorum. Nerede olduğunu bulmam lazım. Everybody's wasted, throwing away their lives. It's all the same, cause no one ever tries. Through all the sound, now we're lying on the ground. Don't ever care, and the rest is sitting now. Why can't it be that we're just the same? Why can't it be that, can't it be that? Bugün. Yani inanılmaz. Şimdi dudağımı kaçırdım. Daha önce buraya geldim. Daha sonra Rotterdam'a gittim. Güzel. Şöyle. Şimdi de dudağımı kaçırdım. Rotterdam'a gittim ama Rotterdam'dan direkt Breda'ya yokmuş. O yüzden şimdi aktarmalı gideceğim. Macera. Bunları öğrenmem lazım da öğreniyorum. Ne güzel, 20 yaşında böyle bir macera yaşıyorum. Böyle bir şans sahibim. Bunları evine aktarıyorum. Her neyse, şu an başka bir duraktayım. Geldiğim trenle geri döndüm durağa. Şimdi 10 dakikaya başka bir tren gelecek. Bir yere gideceğim. Sonrasında da Breda'ya gideceğim. Umarım.
yarım saat içerisinde Breda'da olacağımı söylüyor. Ancak Breda'dan da sonrasında otele yürümem var benim. O yüzden, ha bir de bu gece otelde kalıyorum, evet bu da var. Neyse, otele yürümem var. O yüzden böyle bir saate umarım Breda'da olacağım. Otelde olacağım. Çok kötüyüm. Az önce, hadi gossip zamanı, hadi tea zamanı şimdi. Az önce valizlerimden birini düşürdüm. Ve valizlerim çok ağır bu arada. Bu macera tamamen okey bu arada. Çok güzel. Her tarafı geziyorum. Çok hoş oldu. Hollanda turu yapıyorum. Ancak valizlerim çok ağır. Bir tanesini düşürdüm. Az önce bir tane yakışıklı çocuk geldi. Hemen yardım etti. Müthiş Amerikan, Amerikan Turkish aksanımla dedim ki I'm so sorry falan filan. Çok şişim var. Bilmiyorum. Şu an evet çok büyük bir macera içerisindeyim. Ama gerçekten kendimi çok şanslı hissediyorum. Çok hala birazcık dank etmedi. Çünkü tren istasyonundan tren istasyonuna koşuyorum. Ama bambaşka bir ülkedeyim. Bambaşka insanlar, bambaşka bir millet. Bambaşka bir ülke, bambaşka bir kıta. Yani şu an benim dediğim güzel kimse anlamıyor. Bana çok değişik geliyor. Az önce trende de aynısı oldu. Böyle vlog çekerken dedim oha şu an rahat rahat konuşabilirim yani. Hiç sıkıntı değil. Evet. Haydi görüşürüz. Kulaklığım da şarjı bitti bu arada. Ona da üzgünüm ama artık yapacak bir şey yok. Bay bay. Evet, ladies and gentlemen. Bu zorlu yolda annem ve babama teşekkür ediyorum. Bana moral destek oldular Türkiye'de. Şimdi otelime yürüyeceğim. Hayatta çekemem arkadaşlar yürürken. Çünkü bu valizlerle oraya gitmem imkanı yok. İmkanı yok yani sizinle konuşarak gitmemen. Konuşalım neyse. Evet, geldim yani. Hiçbir şey... Şu an çok garip hissediyorum. Tek hissettiğim şey bu. Şurada Taco Bell var. Yemek mi yesem diye düşündüm. Sonra vazgeçtim. Bir otele gireyim. Gerçekten sadece otele girip yatmak istiyorum yani şu an. Her neyse. Arkadaşlar vardım. Burası. Ellerim su toplayacak. O kadar fazla. Yani bir saat kadar falan yürümüşümdür herhalde. Ve bir kişi bile mi demez. Bu kız zorlanıyor bunlardan dolayı. Bak bu sırtımda. Bunu itiyorum. Bir kişi bile dönüp de yardım ister misin diye sormadı. Nerede Türk misafirperverliği? Tek başıma yaptım bu yolculuğu ve şu an yine kendi ayarladığım otel odamda oturuyorum. Her neyse. Evet. Sizinle görüşürüz sonra. Merhaba herkese. Bu videonun tarihlerini fark etmişsinizdir diye düşünüyorum. O yüzden de videoyu böyle kapatmak istedim. Aynı zamanda videonun olabildiği kadar
o sıradaki duygu halimi de anlatmasını istediğimden bu kısmın önemli olduğunu düşünüyorum. Ben Hollanda'ya gelmemden ertesi günü büyük bir şekilde ülkemizi etkileyen deprem gerçekleşti. O günün videolarını gördünüz. Ben haberi sabah uyanır uyanmaz aldım. 2 saat gerideyiz biz burada. Ve sonrasında da birazcık kalabalık bir programım vardı. O yüzden çok böyle kafam gerçekten algılayamadı ne kadar büyük olduğunu. Günün ikinci dersinde hocalarımdan biri, kendisi Rus, sordu bana umarım iyisindir diye. Ben orada birazcık dedim ne oluyor? Kendimi çok iyi açıklayamıyorum şu an ama hani orada büyüklüğünü birazcık anladım. Açıkçası ne yalan söyleyeyim, geldiğimin ilk 2 haftası ya da öyle söyleyeyim, aklım çoğunlukla Türkiye'de kaldı. Editlerken, montajlarken birazcık farkına varıyorum size öyle söyleyeyim hani gerçekten burada olduğumu. 1 ay geçmek üzere ancak ben hala Türkiye'den çok fazla çıkabilmiş, Türkiye'deki olayları çok fazla kafamdan çıkarabilmiş değilim. Çıkarmamam lazım da bunu da farkındayım. Unutmamamız lazım bu olayı. Ancak benim de buraya belki de ilk ve son gelişim. Belki de bir de buraya bir daha gelmeyeceğim. Onun da birazcık farkına varmam lazım. O yüzden bu geldiğimin ilk 3 haftası birazcık kafam çok karışıktı. Özellikle ilk hafta sonu artık olaylar iyice ciddiye binmişken çünkü hani İlk anda gerçekten anlamadım. Çoğu kişinin tahmin edebildiği gibi. Ama sonrasında özellikle ölü sayıları artmaya başladıkça ve ben de aynı zamanda YouTube sayesinde tanıştığım birkaç kişiye o bölgede yaşayan ulaşamamaya başlayınca birazcık içime kapandım. Gerçekten yapacak yani elim kolum bağlı özellikle yani bunun çoğu insanın hissettiğinin farkındayım. Öyle en azından konuştuğum arkadaşlarım en azından hani benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Yani gidip de şeylere yardım etmek dışında veya kan bağışlamak dışında veya işte eşya bağışlamak dışında ama ben burada gerçekten o kadar yardım edemeyecekmişim gibi hiçbir boka yaramadığımı hissettim ki yani o yüzden... İlk 2 haftam çok da iyi geçmiş olduğunu söyleyemeyeceğim. Ama yakın zamanda başka bir tatile çıktım. O birazcık daha aklımı toparlayabildi. Videoyu da böyle kapatmak istemezdim. Ancak bu konuyu gerçekten unutmamamız gerektiğini düşünüyorum. Umarım unutmayız. Ve biliyorum ki unutmayacağız bence. Ben aşağı Darüşşafaka'nın depremzedeler için yarattığı kampanyanın linkini paylaşmak istiyorum. Çünkü bence şu anlık evet Ahbap, evet Kızılay maalesef ki yardım ediyor. Ancak uzun süreli ve devamlılığı olan yardım eden kuruluşlardan birinin Darüşşafaka olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben buraya tamamen aldığım eğitimin iyi olması şansıyla geldim. Bilkent'in Erasmus programı ile bu anlaşması olmasaydı burada olmayacaktım. O yüzden eğitim ne kadar önemli olduğunu hepimizin bildiğini düşünüyorum. Ben kesinlikle biliyorum ve önemsiyorum da. O yüzden Darüşşafaka'nın kimsesiz çocuklarla özellikle depremzede çocuklarla bu şekilde ilgileniyor olması beni çok mutlu etti. Artık uzun vadeli düşünerek devamlılığı olan bir yardım kuruluşunu linklemek istedim. Umarım çok daha pozitif günler olacak ileride ve ben de olabildiği kadar hem kanalımı, platformumu kullanarak hem de olabildiğince kendimce buradaki insanları bilgilendirerek yardım toplamaya çalışıyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Evet, bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, beğenmediyseniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. Ben bu dönem Hollanda'dayım. Buradan bir sürü video çekeceğim. Çekmeye başladım bile.
Ve evet, tekrardan dediğim gibi aşağıdaki linkten bir çocuğun gelecekteki eğitimine katkıda bulunmak isterseniz ben çok müteşekkir olurum. Ben de bağışladım. Aynen. 10 lira bile atsanız bence gerçekten şey olur. Çünkü benim de, ben de bir öğrenciyim ve ben de hani Avrupa'da özellikle zaten zar zor geçiniyorum. Ama ne kadar küçük olursa olsun en azından her yardım yardımdır kafasında olduğum için. Evet. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Bye bye.